Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere kesirler konusunu anlatacağım. Kesir ne demek? Nasıl yazıyoruz? Nasıl okuyoruz? Ayrıca birim kesir ne demek? Bunu da anlatacağım. Devamında kesirleri sayı doğrusunda nasıl gösteriyoruz? Ya da sayı doğrusunda verilen kesirleri nasıl yazacağız? Alıştırmalar yapacağım. Hemen başlıyorum. Bakın burada bir bütün görüyorsunuz. Kesir bazen böyle bütünleri eşit halde ayırmak ve bir bölümünü almak demek. Ya da bazen bu çokluk da olabilir. Örneğin 40 tane kalemin işte belli bir kısmını eşit olarak onları bölmek ve belli bir kısmını kullanmak demek. Örneğin 40 tane kalemin 4'te 3'ünü kullanmak. Bunun gibi yani. Şimdi bunu bir pasta olarak düşünürseniz, bakın pasta eşit parçalara kesilmiş. Şöyle ilk önce kesir çizgimizi yazıyoruz. Kaça ayrılmış? Ona bakıyoruz. 5, 6, 7, 8'e ayrılmış. Payda yani alttaki sayı 8 olacak. Payda demek bir bütünün kaça eşit olarak kaça ayrıldığını gösteriyor demektir. Üst kısım ise pay diyoruz. Payda kaç tanesi alındı, kaç tanesi boyandı bunu gösteriyor. Ya da bunu bir pasta olarak düşünürseniz 5 tane parçanın yendiğini ifade ediyor. Yukarıya 5 yazıyoruz o zaman. Yani bir doğum günü olmuş işte 5 parçasını yemişler. 3 parça kalmış demektir bu. Peki alttaki sayının ismi neydi? Hemen yazalım. Payda. Üstteki pay. Aradaki çizgiye de kesir çizgisi diyoruz. Ve bunu okurken şöyle okuyoruz. 8'de 5 şeklinde okuyoruz. 8'de 5. Ya da ikinci bir okunuş şekliyle 4. sınıfta göreceksiniz. 5 bölü 8 diye de okuyabilirsiniz. Ama biz 3. sınıfta bu haliyle okuma yapıyoruz. Peki birim kesir nasıl oluyor? Birim kesir ise buradaki bir parçayı ifade ediyor. Bakın şurası mesela. Ve bunu yazarken şöyle yazıyoruz. 8'de 1 olarak yazıyoruz. Peki başka birim kesir var mı? Tabii her bir parça onlar da birim kesir yani. Bunlar da birim kesir. Bakın onları da göstereyim. Burası da birim kesir. Bunu da yukarıda gösterelim. Burası da birim kesir. Burası da birim kesir. Peki 8'de 5 kesirinde kaç tane birim kesir var diye sorduğumda bakın 5 tane olduğunu görebilirsiniz. Eğer resim olmasaydı ya da başka bir kesir yazayım. Mesela 10'da 7 kesri. Bunda acaba kaç tane birim kesir var? Nereden anlayacağız? Pay kısmına bakacağız. Bakın buradan anlayabilirsiniz. 7 tane birim kesir var diyeceğiz. Yani bir pasta 10'a ayrılmış, 7 parçasını yemişler. Bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi sayı doğrusunda nasıl göstereceğiz 8'de 5 kesrini? Şimdi sayı doğrumuzda ilk önce 0 yazıyoruz. Burası da 1. Yani bir bütünü ne yapacağım? 8 eşit parçaya ayıracağım. Hemen ayırıyorum. Bakın. İlk önce 4'e ayırdım. Sonra yine ortalarından kestiğim zaman böylece 8'e ayırmış oldum. Şimdi burada öğrencilerin yaptığı bir hata var. O da şu. Çizgileri sayıyorlar. Çizgileri saymayacağız. Çizgileri sayarsanız 9 tane oluyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Ama çizgiler değil. Biz aradaki kaça ayrıldığını şu parçaları ifade ediyoruz yani. Bakın 5, 6, 7, 8 parça oluyor. Şimdi 8'de 5 kesirini nerede göstereceğiz? Sıfırdan başlayıp yine sıfırı saymayacağız başladığımız yeri. Böyle bir tavşan gibi hoplayarak ilerleyeceğiz. Bakın bir adım ilerledim. Sonra bir adım daha ilerledim. Böylece 5 adım ilerleyip oraya yazacağım. İşte burası. 8'de 5 kesirinin olduğu yer burası. Bu şekilde gösteriyoruz. Aşağıdaki kesirleri de yazalım. Bakın buradaki bütün kaça ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5'e ayrılmış. O zaman paydamız 5 olacak. Kaç tanesi boyanmış? 3 tanesi. O zaman buradaki kesir 5'te 3 demektir. Şuna bakalım. 6'ya ayrılmış ve 2 tane boyanmış. Yani buradaki kesir de 6'da 2 oluyor. Şimdi sayı doğrusu alıştırmalarına geçmeden önce yarım ve çeyrek nasıl oluyor onu göstereyim. Eğer bir bütünün yarısı alındıysa biz buna yarım diyoruz. Bakın burada 2'ye ayrılmış ve bir tanesi boyanmış. Ve bunu ifade ederken nasıl ifade ediyoruz? 2'de 1 şeklinde ifade ediyoruz. Bakın diğer pastada 4'e ayrılmış, 2 tanesi boyanmış. Bu da yarımı ifade ediyor.
Bakın 4'te 2. Bu da yarım. Ya da 6'ya kesilmiş 3 tanesi boyanmış. Bu da yarımı ifade ediyor. 8'e kesilmiş 4 tanesi boyanmış. Bu da yarımı ifade ediyor. İşte bunlar yarım olan kesirler. Peki resim verilmediği zaman bir kesrin yarım olup olmadığını nasıl anlayacağız? Şöyle bakın bir örnek göstereyim. Mesela 10 var payda da üstte de 5 var. Bu yarımı ifade ediyor. Niye? Çünkü 10 sayısının yarısı 5 eder. Ya da şöyle düşünün. 10'da 2 olsaydı bu yarım olmazdı. Niye? Çünkü 10'un yarısı 2 değil. Şöyle düşünebilirsiniz. 10 liranın yarısı 5 liradır değil mi? İşte bu yarımı ifade eder. Ama bu yarım ifade etmez. Yani alttaki sayının yarısı kadar olacak. Mesela burada 20 varsa yukarıda 10 olması gerekir yarım olması için. Burada işte 12 varsa yukarıda 6 olması lazım. Gelelim çeyreğe. Çeyrek demek bir bütünü 4 eşit parçaya ayırmak ve bir tanesini almak demek. Ve 4'te 1 olarak ifade ediyoruz. Ya da 8 tane olduğunda 2 tane almak gerekiyor. Bakın resimden de anlıyorsunuz. 2 parça. Şuradaki çizgiler çok net görünmüyor olabilir. Şu 4'e ayrılmıştı. Bunu 8'e ayırmayacağız. Bu ise 8'e ayrılmış bakın. Çizgileri biraz belirgenleştireyim. 2 tanesini aldığımızda çeyreğini almış oluyorsunuz. Bakın 12'ye ayrıldığında 3 tane alınıyor. Yine çeyrek ifade ediyor. Bakın şöyle 12'ye ayrıldığını gösterelim yine. Koyu renkli olduğu için kırmızı buradaki çizgiler iyi görünmüyor. Şimdi daha iyi görünüyordur. Bakın 3 tanesini aldığınızda çeyrek oluyor. Eğer resim verilmediğinde mesela 12'de 3 dediğimizde 12'yi 4'e böldüğümüzde eğer 3 çıkıyorsa bu çeyrek demektir. Mesela 20 şurası da 5. Acaba bu çeyrek mi değil mi? Bunu nereden anlayacağız? 20'yi eğer 4'e ayırdığımızda hani çeyrek demek 4'e ayırmak demek ya. 20'yi 4'e ayırdığımızda 4 kere 5 20 bakın 5 çıkıyorsa o zaman bu çeyreği ifade ediyor demektir. Mesela şöyle olsaydı şu olsaydı mesela 20'yi 4'e böldüğümüzde 5 çıkıyor. 2 çıkmıyor ki. O zaman bu çeyrek ifade etmez. Bu şekilde çeyreği de göstermiş olduk. Şimdi sayı doğrusunda gösterirken nasıl yapacağız? Örneğin bakın 8'de 5 kesrini sayı doğrusunda göstereceğiz. Ne demektir bu? Bir bütünü 8'e ayırın demektir. Hemen ayırıyorum bakın. Yine az önce yaptığım gibi önce 4'e sonra 8'e ayırıyorum. İşte bu şekilde. 8 eşit parçaya ayırdım ve 5. adıma gideceğim. 1, yine 0'ı saymıyorum, hopluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İşte burası. Buraya yazacağım. Bakın bu kez 7'ye ayıracağız. Paydadan anlıyoruz. 0'ı koyduk. 1 burada. 7'ye ayıracağım. O zaman biraz daha şöyle yapmalıyım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın 6 tane nokta yapınca 7'ye ayrılmış oluyor. Çünkü bir tane de burada var ya çizgi zaten. Ve ikinci adıma gideceğim. Bakın 1, 2 şurası. 7'de 2 oldu. Diğerini 10'a ayıracağım. O zaman biraz daha küçük yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Burası da 1. Birinci adım yani şurası. 10'da 1. Diğerini 12'ye ayıracağım. Biraz daha küçük yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 8. adıma gideceğim. Yani 0 ve 1'i koymayı unutmuşum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şurası. Ve buraya yazacağım. 12'de 8. Sayı doğrusunda böyle gösteriyoruz. Peki sayı doğrusunda verildiyse mesela sayı doğrusu ayrılmış. Şuradaki sayıları yazmayı unutmuşum. Hemen onları yazıyorum. 0 ve 1. Bunda da 0 ve 1. Bazı harfler konmuş sayı doğrusu üzerine. Bu harfler hangi kesri gösteriyor? Nasıl bulacağız? İlk önce bütünün hepsini sayalım. Kaç parça? Bakın 1, 2, 3, 4. Bakın sıfırdan başladım. Adım atarak gidiyorum. 5, 6, 7, 8, 9. O zaman paydamız 9 olacak. Buradaki payda da 9 olacak. Çünkü payda bir bütünün kaça ayrıldığını gösteriyor. A harfi kaçıncı adımda? Bakın 1, 2, 3. adımda. O zaman A harfi 9'da 3 oluyor. Devam ediyorum. 4, 5, 6.
B harfi de 9'da A6 oluyor. Şimdi öğrencilerin yaptığı hatayı söyleyeyim. Hatta şu sayı doğrusunu da göstereyim. Burada biraz daha uzun sürecek. Ne yapıyorlar? Öğrenci şimdi paydayı yazacak. Önce şunu yapayım. Şöyle yapıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya 5 gelecek zannediyor. Hayır. Çizgileri sayarsanız yanlış sayarsınız. Yanlış yazarsınız. O yüzden ne diyorum? Aralıkları sayacağız. Yani attığımız adımları 1, 2, 3 ve 4. Bakın payda 5 değil. 4. Buraya 4 koyacağız. F harfi ikinci adımda. Evet, bu şekilde yapacağız. Hemen şu yukarıya gidiyorum. Orayı bırakmıştım. Sayalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle güzelce göstereyim de. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O zaman payda 15 olacak. Burada da 15 olacak. Bu E harfinde de 15 olacak. C harfi bakıyorum 3. adımda. Devam ediyorum. 4, 5, 6, 7, 8. adımda D harfi. 9, 10, 11, 12, 12. adımda. E harfi de 15'te 12 oldu. Son olarak buna bakalım. Yine bütünümüzü sayalım. 1 adım, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman pay da 6 olacak. Ve G harfi 1. adımda. 6'da 1. H harfi 2, 3, 4. adımda. Sayı doğrusunda verilen harfleri bu şekilde bulabilirsiniz. Dediğim gibi önce bütününü sayarsınız, paydaya yazarsınız. Sonra verilen harf hangi adımdaysa onu da üste yazarsınız. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.